Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlere coins'inizi 3'e, 4'e, 5'e, 10'a, 20'ye, isterseniz 100'e bile katlayabileceğiniz harika taktikler göstereceğim. 100'e katlayabilmeniz için tabii ki bayağı bir coins'iniz olması gerekiyor. Ancak en az 2'ye katlayacaksınız arkadaşlar. Yarım saat içinde coins'iniz tam 2 katı olabilir. Bu taktikleri doğru bir şekilde uygularsanız. Ancak taktik videolarına güzel bir like sayısı gelsin ki daha fazla çekeyim. Bu videoda kaç tane taktik var? 5 tane değil 6 tane taktik var galiba. 6 taktik için arkadaşlar sizlerden yarısı 3000 like bekliyorum. Bu video 3000 like gelirse arkadaşlar taktik videoları falan devam edecek. Ayrıca benim coins almamda da bana yardımcı olmuş olursunuz. Hala kanalıma abone olup ailemize katılmadıysanız da 100.000 abone yoluna ilerliyoruz. Birazcık uzağız ama yine de ilerliyoruz arkadaşlar. Yaklaştık diyebiliriz. Abone olun, ailemize katılın. Ayrıca de videolarımdan haberdar olun. FIFA Mobile oynuyorsanız kesinlikle abone olun. Yani bu kanalda çok şey kaçırırsanız olmazsanız diyorum size. Ve arkadaşlar şimdi hemen oyunumuza başlıyoruz. Mağazaya geldim. Mağazadan paket açılımı yapacağım tabii ki arkadaşlar. Şimdi paket açmadan da video hani hoş olmaz. Tamam, güzel oyuncular yakalarız ama hani paket açınca daha hoş olur, daha zevkli olur. Sizin açınızdan daha güzel olur. O yüzden birazcık paket açacağım. Çok ücretsizleri falan açacağım gerçi ama hani açacağım yani. Belki bir şey çıkar abi. Bak oyuncular geliyor ha. Ah be. Abi oyuncu geliyor diye sevmiyorum. Yine etmiş ya. Şu üçüncüde gümüş oyuncu çıktı ya. Hatta ikincide bronz oyuncu çıkınca bile şaşırdım. Bir değişik geldi. Ama full oyuncu geldi. Saçma sapan oyuncular. Olsun. Buradan bir tane 90 artı gelir mi? Tabii ki gelmez. Bir beceri geliştirisi yeter ya da XP de lazım. Ama 250 XP çok düşük ya. O zaman şöyle bir 20K'lık paket açalım. Ve efsane olacak. Bu 20K'lık paketten çıkartacağım oyuncu efsane bir oyuncu arkadaşlar. Hazır mısınız? Efsane bir oyuncu geliyor. Şunun da sallanmasına çok sinir oluyorum. Her videoda sallanıyor en az bir kere. Neyse. Haydi bakalım geliyor. Efsane bir oyuncu gelmiyor gerçi buradan. Ben niye burada efsane oyuncu çıkacak? Dedim ve Ronaldo'nun hızı geldi. Ronaldo'nun hızı geldi. Ben paketi açacağım. O Ronaldo'nun hızı geldi. Ronaldo'yu 93 yapacağım. Dur. Dur. Bir 3 tane daha deneyeceğim. 3 kere de bir tane gelirse efsane olur. Haydi abi, Ronaldo'nun hızı gelirse Ronaldo'yu 93 yapacağım be. Abi çok sevinmiştim, bu başka hız. Ben bu hızdan istemiyorum. Abi Ronaldo'nun hızını ver lütfen ya. Ben Ronaldo istiyorum hadi. Ronaldo'ya yarayan hız. O 19 olan 20 olması lazım. Fizik gücü, top kontrolü, kafa vuruşu, şut. Son bir kere daha deniyorum. Olmazsa da bir dahaki videolara sarksın. Çünkü coins'in bitince, hatta ben niye coins harcadım ki? Keşke videonun sonunda harcasaydım bunları. Birazcık abi bari çıksaydı ya. Bari çıksaydı, o kadar açtık. 35.000'lik paketi açmayı düşünüyordum ancak snipe taktiği yapacağım aklıma geldi. Belki videonun sonunda kalırsa snipe yapamazsak yani açabilirim. Arkadaşlar taktiklerimiz 78, 79, 80 bir de 77'lik var. Sakın ayrılmayın. Hepsi güzel taktikler arkadaşlar. Bekleyin. Yakaladığım oyuncuları da görürsünüz eğer yakalayabilirsem, ama bu sene ben fazla oyuncu yakalayamıyorum ya. Siz yorumlara yazsanız oyuncu yakalayabiliyor musunuz? Ben bu taktikleri gösteriyorum ama hani zamanım da yok oynamaya, ama yani zamanım olsa bile sanki bu sene biraz daha zor geçen seneye göre. Bilmiyorum ama bana öyle geliyor. Bu sene çok bot var oyunda. Arkadaşlar taktiğim bu şekilde. Şunu alalım mesela. Kaçırdık. Tam zamanında, yani tam yenilendiği zaman açmışız. Bu arada bu adam zarar mı? Değil galiba ama bilmiyorum. Ben almadım. İlk an alsaydım belki alırdım. Güzel bir taktik arkadaşlar bu ama daha yeni yenilendi. Ve bu da benim çok felaket bir şekilde moralimi bozdu. Şimdi ben 5 dakika boyunca ne yapacağım? Size diğer taktikleri göstereyim. Sonra bu taktiklere dönüp paket açarız. Şu anda videonun 3.50. dakikasında falanım. Ben ona göre hesaplarım kendimi. Çok fazla yenilenen taktik var mı? Hiç bakmadım ama taktikleri buldum sizler için arkadaşlar. Şimdi aynı rating. Buraya 65.000 yazıyoruz. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bunları SS alın. Ben her böyle yazdığımda, yani şu anki halindeyim de, bir dakika şunları da ayarlamam lazım. SLO Santrafor. Mesela şu an ekran görüntüsünü alın. Kaydete bastıktan sonra bir daha alın arkadaşlar ki karışmasın. Çünkü iki tane özellik kapattım. Ancak yine hiçbir işe yaramıyor. Niye hiçbir işe yaramıyor abi? Bunlar ne? Ben bunu denediğimde böyle bir sorunla karşılaşmamıştım. O yüzden arkadaşlar o zaman bugün sizlere 5 tane taktik göstereyim. Bu taktik iptal oldu. Şimdi 70.000 yazalım. Ya da 70.000 yazmayalım. Kapatılacak taktikleri arttıracağız. Bir dakika şöyle hepsini bir açalım. Santrafor, sol kanat, MOO. Sol orta saha, sağ orta saha, MDO, stoper kapat demişim. Bakalım başka kapatılması gereken var mı? Var. Kaleci de var. Kaleciyi de kapatalım o zaman. Bu sefer de oyuncu kalmadı. O zaman kaleciyi açıp 60.000 yazalım. Anlaşalım abicim. Yani bir saat, iki saat falan geçti aradan ama taktik bozulmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taktik çalışabilirliğini kaybetmiş gibi bir şey. Ama düşük taktikte göstereceğim sizlere.
Taktik bu şekilde deneyebiliriz ancak daha var arkadaşlar. Videonun birazcık ilerleyen dakikalarında göstermem lazım bunu ki daha fazla sıkıntı olmasın. Bu arada arkadaşlar şu anda ekranda iki tane muhteşem yorum görüyorsunuz. Görmüyor da olabilirsiniz ama görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o şekilde harika güzel yorumlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu video eğer 500 yorumu geçerse de bayağı bir yoruma kalp atacağım. Onu söyleyeyim yani herkes yorum atsın bu videoya. Ayrıca de dediğim gibi o yorum atanlara da teşekkür ediyorum. Hemen arkadaşlar yenile diyelim. Evet çıkmıyor arkadaşlar çünkü birazcık böyle bir 2-3 dakika beklememiz lazım. İlk taktiğe geçip yakalamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar 79'luk bir taktiğimiz var. 79'lukta bayağı bir kapattığımız şey var. Buraya 100.000 yazıyoruz. Arkadaşlar elitler bayağı bir artmış bu arada. Ne oluyor pazarı anlamadım ama elitlerin fiyatları bayağı bir uçmuş. Bunda haberiniz olsun yani. Ne yapıyorsanız yapın ama fiyatlar artmış. Ben size ne önerebilirim? Şu anda abi her şey riskli o yüzden ellemeyin. Çünkü Team of the Year geliyor. Değişik değişik etkinlikler geliyor. Size de videosunu çektim onun. Kaleciyi kapatıyoruz, stoperi kapatamıyoruz. Kapatmıyoruz. Niye acaba? Bakalım. Abi neredeyse böyle tak tak alacaktım ama bilmiyorum. Riskli mi lan bu adam? Bir bakacağım değerine. Bir dakika lan. Şu anda adamın değerini çok merak ettim. Sıfırlayalım bakalım. İki tane var adamdan. Pazarda genel olarak iki tane var. Ve birisi 245 bin, birisi 340 bin. Ben şimdi bunu 245 bin alsam güzel bir fiyata satacağımı düşünüyorum. Riskli mi? Riskli. O yüzden abi sadece sağ beki seçeceğim. Bir dakika taktik gitmesin. Sağ beki seçtim. Bunu sil. 250 bin yaz. Evet arkadaşlar Monier falan var. Florenzi falan. O yüzden almayacağım. Demek ki hani o adama özel. O adam az varmış. Ve riskli bir durum. O yüzden almayacağım. Eğer riskli olmasaydı almayacaktım. Alacaktım işte. Neyse işte arkadaşlar. O taktiklerde çok güzel oyuncular çıkmadı. O taktik de birazcık bozulmuş gibi. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu taktik bayağı büyük bir taktik. Sonra çok küçük bir taktiğe geçeceğiz. Ve çok güzel bir taktik bence o taktik. Şimdi arkadaşlar buraya 300 bin yazıyoruz. Bir dakika. Ve ayrıyetten bir de kapamamız gereken oyuncu var. Saçmalığa bakar mısınız? Neymiş kaleci? Kapattım bakalım. Evet. Abi bu adamı yakalasaydım videoda harika olmaz mıydı? Çok güzel olurdu be. Bakalım başka kaçan var mı? Bak abi yeniliyorsun. Direkt açık arttırma bulunamadı diyor. Hani sırf sadece bir aramada gözüküyor sonra bir daha yok. Evet gözüktü yine. Yeteri kadar taktik bulduğumu düşünüyorum. Nasri de 405 bin coins'e kaçmış. Sol orta saha güzel bir mevkiyle oynuyor ve kaçmış. Ama o kadar eder mi ya bilmiyorum. Çok kar olmaz. Bu adam çok güzel olurdu abi. Şu adamı bir yakalasam var ya efsane olurdu. Güzel bir fiyata da satardık giderdi abicim. İki tane ayrı yenilenme var. O yüzden bekleyeceğim arkadaşlar bir yenilenme. Yenilensin bir kere. Ivanovic veya Nasri yenilensin arkadaşlar. Sonra geçeriz. Hızlı yapmaya da şu anda elim alışık değil. Çünkü birkaç gündür snipe yapmadım. Taktikleri buldum şu anda sizler için. Yeni güncel taktikleri buldum. Ama yapmadım bayağıdır. Hadi abi ya. Baksana bulunamadı diyor. Galiba yenilendi. Çünkü şu yenilenme dakikaları gibi bir şey şu anda. 75'lik oyuncu değil de şu an bunu yakalamak istiyorum. Ama Ivanovic galiba silindi. Ve yerine hiçbir şey gelmedi gibi geliyor bana şu anda. Umarım öyle olmamıştır yani. Haydi. Haydi hocam. Yok. Bakalım. Zaten 45 olmuş artık. Gelmez. Şimdi diğer taktiği göstereceğim arkadaşlar. Hani coins'e snipe yapmak bir şey işi. Sabır işi arkadaşlar. Coins'i ne kadar kastığınıza bağlı. Sizi tatmin ediyorsa sabrınız sınanabilir. Eğer kastığınız coins sizi tatmin etmiyorsa zaten snipe yapmayın. Ayrıca taktiklere de bağlı olarak coins'inizi daha güzel kasabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 80 taktiğiyle çok zor kasılır. Çünkü botlar full 80 taktiğini kullanıyor. Bruce'lar, Çinliler var ya coin siteleri falan. Bunlar bunları kullandığı için arkadaşlar hani bize sıkıntı çıkıyor bizim için. Bu arada ekran ters dönmüş. Neyse şimdi çok güzel bir taktik geliyor size. Umarım bu da bozulmamıştır. Bozulduysa ben bunun yeni bir halini bulacağım size. Tüm pozisyonları açtıktan sonra Santrafor, MOO ve SLO çok fazla bir şey kapatmıyorsunuz. Arıyorsunuz ve bozulmamış. Arkadaşlar şu yenile butonunun şuraya geçmesi çok kötü olmuş. 80 bin niye verdim lan ben bunu? Ama sağ kanat lan gel lütfen. Lütfen gel karsındır sen. Sen sağ kanatsın ve güzel mi oldu bilmiyorum. Şu an çok üzgünüm. Ya bilemiyorum abi. Kar mı zarar mı? Yenilendi. Çok kısa bir süresi de vardı. Aldım. 80 bin eder mi bir sağ kanat ya? Bir dakika abi. Sakin bakıyorum. 76'lık sağ kanatların bir değerlerine bakacağım. Bir heyecan yapalım. Abi bir dakika ya. Sağ kanat. 50 bine var mı? Şu an çok heyecanlıyım. Abi büyük bir ihtimal kar edemedik ha. Ettik bence. Bence ettik abi.
65 bine var mı? Bu arada şeye bakıyoruz, o yüzden ettik diyorum. 76'ya bakıyoruz. 65 bine de yok. Abi yanlış baktım. 65 bine olabilir şu anda ama ben 85 bine bakacağım. Gaza geldim. Ve var. 80 bine var ama. 77'lik var mı 85 bine? Yes! İşte budur be. Arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl tutturduk? Şimdi karımızı ettik. Bakalım ne kadar ettik. Ona da bir bakalım yani. Ona da bir bakmadan olmaz. Bir dakika abi. Şunu bir sıfırlamamız lazım. 100 bin yazalım. Haydi bakalım. Evet. 20 bin coins minimum. Minimum 20 bin coins arkadaşlar. Bu taktik tutar ben size söyleyeyim. Hem düşük bütçeli, hem 77 gen, hem tertemiz sağ kanat taktiği. Hatta özel bir sağ kanat taktiği bile bulabilirim size. Sağ kanatlar çünkü çok ucuz mu? Bir dakika. Çok pahalı. Aynen. Kafam karıştı arkadaşlar. Uykusuzum. Uykum var. Yarına videom yok. İlk defa bu kadar sıkıştım. Ama Allah'tan güzel bir video aklıma geldi. 115 bin yazalım ama yine aynı şey olacak. Abi kafam iyice karıştı. 150 bin yazacağım ya. 150 bin yazacağım. Artık çıkar zaten. Büyük bir ihtimal çıkar yani. Çıkmazsa ayıp olur. Ama ben burada böyle kalkarım. Buradan giderim. Ve çıktı. Mama ev 120 bin coins'ten satılabiliyor arkadaşlar. Hatta 110 bin coins. Moralim bozulmadı değil yani 110 bine görünce. 108.500 yazalım, yoksa da 108.500'e koyarım gider arkadaşlar. Aynen 108.500'e koyarım. 80.000 aldım. Arkadaşlar bu taktikle 5 dakika içinde kaç bin kasmış oldum? 25.000 diyelim. 25.000 kastım. 5 dakika 20 dakikada kaç ediyor? 100.000 ediyor. Saatte kaç ediyor? 250.000 falan. Çok güzel arkadaşlar bakın. Hani az gibi geliyor. Elinizde şöyle bir 1.5 milyon coins varsa hiç harcamayın, coins kasın. Ben hiç onu yapamadım. Lewandowski'yi satıp yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum abi, zamanım yok diye ben çok yapmıyorum. Coins satın almam da lazım. Şirket var mı şu anda, size tanıttım mı bilmiyorum. Yeni bir sponsorlukla konuşuyoruz. Ama bu işler birazcık riskli olmaya başladı benim için arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Açık arttırmaya koydum gördüğünüz gibi. Bir dahaki yenilenme az mı kaldı bilmiyorum ama ben ilk taktiğe geri dönüp birazcık yenileyeceğim. Sonra da artık yavaştan videomuzun sonuna geliriz arkadaşlar. Şuraya 53.500 yazalım. Elit taktiğini artık denemeyelim. Çünkü zaten coinsimiz 300 bin kaldı. Biz maksi 300 bin yapıyoruz. Ama paranız varsa eliti deneyin zaten. Bunlarla uğraşmayın. Mesela şu 340 binlik adama böyle coinsim yetmiyor diye yakalayamasaydım çok üzülebilirdim. Onu sizlere söyleyeyim yani. Hadi abi birkaç kez yeniliyorum. Şimdi 8'den sonra bak bugün hesaplarda birazcık sıkıntı yaşıyorum ama şu anda hesapladım. Ve hesaplarıma göre şöyle bir 40-30 saniye içinde yenilenmesi lazım. Eğer yenilenmezse de zaten videonun kapanışına geçeriz. Ama güzel bir oyuncu yakaladık. Güzel bir snipe yaptık arkadaşlar. 5 dakika içinde o taktikle 100.000, 250.000 kasabiliyorsunuz. Yani değişir tabii ama hani güzel bir coins kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Ooo Snyder de kaçmış ve 380 başlangıç fiyatı koymuşlar abi. Bu nedir ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Haydi bakalım abi. 13-19. Şu anda yenilenecek. Şu anda hatta öbürü yenilendi. Aynen. Yenilendi dedim. Yenilendi arkadaşlar ama bizim karşımıza çıkmıyor. Neden bizim karşımıza çıkmıyor bilmiyorum abi. Bize böyle bir şöyle toplu halde çıksalar. Ben birkaç kez daha yenileyeceğim arkadaşlar. Videonun birazcık ilerleyen dakikalarına kadar da. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim karşımıza çıkarmıyor. Ama umarım sizin karşınıza çıkartır arkadaşlar. Sizin karşınıza çıkartması dileğiyle burada videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza şuradan abone olabilirsiniz. Ayrıca de hemen aşağıdan bir like atabilirsiniz. Buradan abone olmak yerine arkadaşlar aşağıda şöyle bir buton var şöyle. Dikdörtgen gibi yani ben yapamadım ama oraya basarak zaten direkt abone olabiliyorsunuz. Abone olmak hem ücretsiz hem kolay, sadece destek oluyorsunuz ve videolardan isterseniz bildirimleri açıp haberdar olabiliyorsunuz. Şuradaki iki videodan herhangi birisine giderek de muazzam videolardan birisine gidebilirsiniz. Şuradan da abone olabilirsiniz yani. Söylüyorum yani yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Bugün modum birazcık düşüktü, kusura bakmayın ve bay bay.